arkadaşlar, bu hafta sizlere yepyeni Skoda Kodiaq'ı anlatacağım. Skoda Kodiaq'ta neler var, neler yok, ikinci nesilde neler değişti, bu otomobil tekrar Daihatsu sınıfında lider olabilecek mi? Tasarımda artık 30 parçalı hale gelen keskin led farlar daha dikkat çekici. Öndeki panjur biliyorsunuz artık Skoda'nın daha önceki modellerinde de çektik. Çok daha keskin ve artık daha dış bükey olarak dikkat çekici bir şekilde. Şuradaki difüzörler ve alttaki tampon detayları da yine önemli değişimlerden bir tanesi. İki boyutlu Skoda ızgarasının da otomobili yine yeni nesil olarak gösterdiğini söyleyebilirim. Otomobilin değişimi sadece tasarımdan ibaret değil belki ama tasarımda Skoda son dönemde çok ciddi bir yol aldı. Birçok modelde bu yeni tasarım dilini görüyoruz. Modern Solid dediğimiz bir tasarım dili var. Hem önde, hem yanda, hem arkada. Bunları hızlı bir şekilde anlatacağız. Yana doğru geldiğimizde ben biraz otomobilin boyutlarından bahsetmek istiyorum size. Otomobilin uzunluğu 6 santim arttırıldı ve bu sayede yaklaşık 4 metre 76 santimlik bir otomobil oldu. Yüksekliği biraz azaltıldı. Bu sayede rüzgar direnci 0.28 CD'ye indirildi. Daha önce 0.32 idi. 1.67'lik bir yükseklik var. 1.86'lık genişlik yine otomobilin geniş durmasında, Daihatsu'lar arasında en boyutlu otomobiller arasında yer almasını sağlayan özelliklerden bir tanesi. Otomobil 18 inçlik standart jantlarla başlıyor. 3 farklı donanım var. En alt donanımdan itibaren 18 inç jantla geliyor. Bu da yine otomobilin yüksek görünmesinde önemli detaylardan bir tanesi. Otomobilin yan silüetinde keskin hatlar, biraz daha alçak olan tasarım dikkat çekici bir şekilde otomobilin kimliğini oluşturuyor. Şu D-Stun'daki metalik detaylar hemen dikkatinizi çekmiştir. Daha güzel bir görünüm sağlıyor. Arka tasarımda ki C-Stop'lar ve C-Stop'lar arasındaki bağlantı hattı da yine dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Otomobilin önemli detaylarından bir tanesi arkada oluşan yeni bagaj alanı. Tam 910 litrelik bir bagaj alanı var. Daha önce 835 litreydi. 3 sıra koltuk olabilen versiyonlarda bu biraz daha düşecek ama günün sonunda Daihatsu segmentinde hem 3 sıra koltuk sunabilen ve aynı zamanda 910 litreye kadar bagaj alanı sağlayabilen, yani 3. sıra koltuklar yattığında tabii ki, önemli modellerden bir tanesi. Arka tasarımda bir önceki modele göre hem bagaj alanının genişlediğini hem de alanın biraz daha kullanılan malzemelerin de özelliğiyle birlikte daha iyi hale geldiğini görüyoruz. Bence yine içerideki pek çok detay gibi Simply Clever belki 20'nin üzerinde farklı var. İşte şemsiye, işte çöp koyacağı, tutacaklar vesaire gibi akıllı çözümler var. Yine bagajda da buralarda gördüğünüz gibi farklı farklı detaylar var. Bunlardan bir tanesi de yine arka koltuk alanlarında, 3. sıra koltuk alanlarındaki bardak tutuculardaki özelliklerde önemli detaylardan bir tanesi. Evet, otomobilin kokpiti de çok değişen alanlardan bir tanesi. İçeride çok ciddi bir şekilde çok kalite hissi, premium hissi çok yüksek bir düzeyde verilmiş durumda. Üst donanımda, orta ve üst donanımda 13 inçlik ekran dikkatimizi çekiyor. 10 inçlik gösterge paneli artık tamamen değişmiş durumda ve çok daha içerisinde modern öğeler barındırıyor. Yine burada head-up display özelliği de var. Oradan da faydalanabiliyorsunuz. Kullanılan malzemeler son derece iyi. Dikişler son derece güzel. Kullanılan malzeme renkleri, geçişler son derece iyi. İçeride önemli detaylar
detaylardan bir tanesi vites kolunun buraya alınmasıyla beraber burada oluşmuş olan biraz daha fazla alan. Bir başka detay, burada iki tane telefonu birlikte kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bir başka detay, burası aynı zamanda soğutmalı. Ekrandan bağımsız olarak hem klimaları hem sesi vesaire kumanda edebildiğiniz çok akıllı bir tuş sistemi var. Şuradan takip edebiliyorsunuz. Direksiyonun iki kollu olmasıyla beraber çok daha kullanışlı, çok daha güzel bir ortam sağlanmış durumda. Bir başka detay, otomobilin içerisinde koltuklar, zemin, tavan, yanlar, bagaj zemini gibi alanların tamamı neredeyse geri dönüşümlü polyester ya da %40 geri dönüşümlü yünlerden oluşan malzemelerle yapılmış. Bu da çok tatlı, çok keyifli bir otomobil içerisini bize sağlamış oluyor. Dediğim gibi iç mekanda hem tasarım olarak hem de kullanılan malzemeler açısından yeni Kodiaq gerçekten sınıf atlamış ve premiumlara göz kırpan, hatta premiumların içerisine girmiş bir model gibi geldi bana. Ya bu otomobilin belki de en çok konuşulması gereken konularından bir tanesi iç mekandaki artan boyutlar. Hem baş mesafeleri hem diz mesafeleri. Aslında aks mesafesinde çok bir değişim yok. Uzunlukta bir değişim var ama otomobil içerisinde yapılan bir takım akıllıca değişimlerle, koltuk çözümleriyle beraber içerisi çok konforlu hale getirilmiş. 3 bölmeli klima burada çok verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Koltukların oturma alanları son derece rahat, son derece konforlu. Panoramik cam tavan sayesinde hakikaten arkada hiç klostrofobik olmayan bir ortamda ilerleyebiliyorsunuz. Kullanılan malzemeler, dediğim gibi önde de bahsetmiştim, son derece kaliteli. Burada deri koltuklar olduğu için zaten ekstra bir kalite de söz konusu. Arkada da iki tane Type-C elektrik çıkışı var. Bu da önemli bir detay. Aynı zamanda normal 12'lik çıkış da var. Burada akıllı yine bir takım eşyalarınızı koyabileceğiniz ki bu aslında ihtiyaç. Arkada sanki böyle bir ihtiyaç yokmuş gibi düşünülüyor. O da önemli bir detay. Müzik sistemi otomobilin içerisinde çok önemli detaylardan bir tanesi. Arka koltukta seyahat etmedim ama birazdan sürüşe geçeceğiz. Sürüşteki detay bahsedeceğim ama arka koltuğun da sürüş açısından, çünkü aks mesafesi en geniş otomobillerden bir tanesi nihayetinde, bunda iyi olduğunu düşünüyorum. Çok uzatmadan isterseniz şimdi de sürüşe geçelim ve sürüşle ilgili deneyimlerimizi paylaşalım. Evet, yeni Kodiaq'la yol sürüş izlenimlerini aktarmak istiyorum. Çünkü yeni Kodiaq aslında DSUV sınıfında premium'dan bir sürü müşteri alan bir model olarak tanıtıldı. Bir önceki nesil Türkiye'de 15 bin üzerinde satış rakamına ulaşmıştı. Onlardan geri alınan feedbacklerde de otomobilin boyutları çok öne çıkartılıyor. Ama aynı zamanda motor performansı da öne çıkan başlıklardan bir tanesiydi. Dikkat ettim sunumda. Şimdiki model, yenilenen ikinci nesil modelde bir kere motor daha verimli bir şekilde yine 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik TSI motor devam ediyor ama mild hybrid olduğu için bir %10 tasarruf sağlanmış durumda. Bu motor biliyorsunuz Volkswagen grubunda pek çok modelde var. Bazı modellerde atak kalıyor. Bazı modellerde gereksiz bir güç gibi duruyordu. Ama bu modelde kesinlikle çok daha verimli ve bu gücü taşıyabilecek bir nitelikte. Sürüşle ilgili söyleyeceğim bir başka konu, gerçekten o boyutların verdiği sürüş konforunun çok net bir şekilde yola yansıyor olması. Çok dinamik bir otomobil. Yenilenmiş aktif dinamik şasi özelliği iki uçlu olarak tariflendi. O da önemli bir şekilde otomobilin sürüş desteklerini arttırıyor. Üzerinde zaten otomobilin birçok yeni sürüş asistanı eklenmiş durumda. Şeritte kalma, şerit ikaz işareti, döner kavşakta kazaların dikkat edilmesi, 360 derece görüntü sağlayan kamera görüntüleri gibi güvenlik sistemleri de otomobili iri olmasına rağmen tatlı bir şekilde yolda tutuyor, konforlu tutuyor. Ben bu yönüyle gerçekten premium algısına çok yakın, premium sınıfa belki Volkswagen grubu içerisinde, Volkswagen'den sonra Skoda'nın da, diğer modellerde de artık böyle, Kodiaq'ta da premium algısına çok yakın bir model olduğunu söyleyebilirim. Nihayetinde değişen iç mekandan bahsetmiştik. Kullanırken
çok daha ele iyi oturan bir direksiyon, iki kollu bir direksiyon kullanmaya başlamış. Çok önemli. Vites kolunun buraya alınması bence çok verimli bir işlem olmuş. Şurada hemen küçücük bir alan. Hem ortada bir alan oluşturuyorlar fazlasıyla, hem de kullanış açısından da çok pratik bir şekilde buradan kontrol edebiliyorsunuz. Daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Son olarak otomobille ilgili söyleyeceğim şey, biraz önce de bahsettim ama şu kumanda butonları burada tek tek göstermek isterim. Hem ekrandan kontrol edebiliyorsunuz bir takım şeyleri, özellikle klima, havalandırma, ses, hem de buradan dokunmatik ve sezgisel olarak diye de tarif edilmiş. Bu bence gayet güzel. Hem çok şık, hem de mesela bakın şöyle havalandırma yaptırabiliyoruz. Hem çok şık, hem de çok kullanışlı. Çünkü ben özellikle bütün kontrollerin ekrandan yapılmasını hala beceremeyenlerdenim. Ve çok da doğru bulmuyorum aslında. Çünkü yol sırasında, seyahat sırasında bazen dikkatiniz gerçekten kaçabiliyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.